emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmalı. Etrafa güven telkin edip hayırlı işler için çalışmalı. Ümmetin derdiyle dertlenmeli, salih ve saliha kullardan olmalı. Ramazan-ı Şerif'in 24. gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dualarımıza sarılmaya, dualarımızla güçlenmeye, dualarımızla safları sıklaştırmaya devam ediyoruz. Bugün söyleşimize Konya İl Uzman Vaizi Mehmet Toker eşlik edecek. Özel ve önemli konuları yine sizlerle bize ayrılan süre içerisinde paylaşacağız. Sohbetimize geçmeden Kapı Camii müezzini Halil Elma bizlere Âl-i İmran suresinden ayetler tilavet edecek. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق الله العظيم آمنا وصدقنا خليل ألمه هجما Yanı gönülden teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Bizleri serinletti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Canlı yayında konuğumuz, sevgili seyircilerimiz, Konya İl Uzman Vaizi Sayın Mehmet Toker. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Allah sefalar razı olsun. Getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah razı olsun. Bir mukabele. Ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii uzunca bir süre aslında Anadolu Medya Grubu'na büyük katkılarınız, hizmetleriniz oldu. Sizleri Konya FM'de fıkıh sohbetlerinizden, Kon TV ekranlarında, En Son Mana Dünyamız programından tanıyoruz. Bugün de sağ olun kırmadınız. İftara doğru programımıza eşlik edeceksiniz. Programımıza renk katacaksınız Allah'ın izniyle. Hocam bugün 24. günü geride bırakmak üzereyiz. Evet. İnşallah Allah nasip ederse. İftara doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir önce genel bir Ramazan değerlendirmesi alsam, geride kalan 24 günle ilgili gözlemlerinizi paylaşır mısınız? Tabii bu yıl olağanüstü bir Ramazan yaşıyoruz her şeyden önce. Çünkü tüm dünyayı saran bir salgın hastalık var. Bu salgın hastalıktan dolayı hani hep söylerdik her Ramazan'ın başında nerede o eski Ramazanlar diye. Asıl bu Ramazan için veya bu Ramazan'da geçen yıl Ramazan için bile nerede o eski Ramazanlar dediğimiz bir süreçteyiz. Çünkü Ramazan teravihiyle güzel, Ramazan toplu halde mukabeleleriyle güzel, Ramazan iftar davetleriyle, iftar yemekleriyle güzel. Ama bu sene toplum olarak, Müslümanlar olarak bütün bunlardan mahrum kaldık. Evet. Şunu da ifade edeyim. Biz hani Ramazan'da her yıl yoğunluğumuz birkaç kat daha artardı bu işin içerisinde olarak ama bu yıl belki de hayatımızdaki en sakin, en şey Ramazan'ı yaşıyoruz. Bu bizim hani alışık olmadığımız bir durum. Öyle olduğu için de bir burukluk hissettiriyor yani. Evet, öyle bir dinginlik de var ama aslında değil mi hocam? Bilen ve bakmasını bilen insan için galiba bunu da ifade etmek lazım. Yani şöyle tabii şimdi diyelim ki belki de işte evlendiğimden bu tarafa
ailemle uzun süre ilk defa bu kadar Ramazan'da bir arada oluyorum. Yani çünkü çoğu zaman iftar yemeğini yemeye bile fırsat bulamadan hemen bir sonraki vaaza, teravih vaazına koşturacağız, yetişeceğiz diye uğraşıyorduk. Veya işte yurt dışı görevi oluyordu, Ramazan görevleri oluyordu. Farklı illere, ilçelere gidebiliyorduk. Öyle olduğu için tabii bir dinginlik de var. Ama insan hani o şeyi de, Ramazan'ın telaşesini de özlüyor. Öyle bu yönüyle de bir bereket bakıldığında. Allah hayra vesile kılsın. Bu arada hocam sohbete geçeceğiz. Aklıma geldi. Bir taziye de bulunalım. Bugün bir abimizi kaybettik. Meram Belediyesi çalışanlarından Osman Ertunç geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'un mesai arkadaşlarından, okul arkadaşlarından bizler bir kez daha Meram Belediyesi çalışanlarına, Meram Camiası'na ve Ertunç'un yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah sabırlar niyaz etsin yakınlarına. Osman abimize de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. Evet, üzücü bir haberdi. Evet. Tanıdığımız da bir abimizdi. Evet. Gerçekten çok üzüldük. Mehmet Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Yani Allah rahmet eylesin. Ben de sabah Mustafa Kavuş Bey'in paylaşımıyla öğrenmiş oldum. Yani Allah rahmet eylesin. Tabii Konya'mıza, Meram bölgesinde, Meram Belediyesi özelinde katkıları olan, katkılar sunabilecek bir abimizdi. Mekanı cennet olsun. Rabbim kalanlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Amin. Rabbim korktuğundan emin, umduğuna nail eylesin. Evet. Yani hocam gerçekten birazdan sorumlu müminin, insan olmanın özelliklerine, niteliklerine değineceğiz de. Şimdi ölüm tabii hepimizin hemen şah damarımızdan daha yakın, burnumuzun ucunda deyim yerindeyse. Birçok şeyi unutuveriyoruz. Yani işte yarın bir gün korona günleri de geride kaldığında muhtemeldir ki insanların nankör olduğuna da Rabbimiz çok sık atıfta bulunuyor. Unutacağız. Yani hiçbir şey olmamış gibi, bu imtihan hiç yaşanmamış gibi günümüze bakacağız, önümüze bakacağız, günümüzü gün etmeye bakacağız deyim yerindeyse. Yani değerli toplu olabilmek adına biraz buradan başlasak diye düşünüyorum sevgili hocam. Tabii. Yani tavsiyeleriniz ne olur? Siz çünkü vaaz ve irşat programlarınızda da çok sık değindiniz. Bir kulağımıza küpe cümleler alabilir miyiz sizlerden? Şimdi hayatın gerçeği aslında ölüm. Evet. Mülk suresi 2. ayeti kerimede Rabbimiz اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Rabbim hanginizin daha iyi amel yapacağını öğrenmek için, bilmek için ölümü ve hayatı yaratandır buyuruyor. Evet. Şimdi orada اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Önce ölüm bahsediliyor. وَالْحَيَاتِ Sonra hayat bahsediliyor. Müfessirler hep şunu tartışmışlar. Yani niye önce ölüm bahsediliyor, sonra hayat bahsediliyor? Acaba burada hani bir, değil mi? Ölmesi için bir insanın önce yaşaması lazım veya bir varlığın önce yaşaması lazım. Hani bir mantık şey mi var? Niye böyle önce ölüm? Çünkü hayat ölüm üzerine inşa edilmiş iğreti bir yapıdır. Mesela bundan 100 yıl önce şu andaki hayatta olan insanların hiçbiri hayatta değildi. Hepsi ölüm ölüydü. Üzerine kurulu iğreti bir yapıdır. Hayat ölüm üzerine inşa edilmiş sebeplere ve illetlere bağlı iğreti bir yapıdır. Yani şöyle diyelim, bu arsa mesela bundan 100 yıl önce de vardı. Ama işte 1950'li yıllarda yapılan İlahiyat Fakültesi yoktu. Yani bak şimdi o yine yok. Yani ama arsa vardı. Şimdi ölümü arsa gibi değerlendirirsek işte hayat o arsanın üzerine inşa etmiş olduğumuz sebeplere ve illetlere bağlı bir yapı. Aynen. Belirli bir ömrü var, belirli bir zamanı var. O zaman geldiği zaman kendiliğinden veya bir şekilde ortadan kalkıyor. Ama asıl olan arsa yine kalıyor. Bakın arsanın üzerinde yeni bir hayat, yeni bir bina daha inşa edildi. Öyle olduğu için hayat ölümün üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğundan dolayı biz ölmekle aslında aslımıza dönüyoruz. Var olana dönüyoruz. Yani ölüm bir yokluk, ölüm bir hiçlik değil. Biz zaten 100 yıl önce yoktuk. 100 o yüzden ebedi alem diyoruz değil tabii mi hocam? Onun için ebedi alem diyoruz. İşte burada ölümü ve hayatı yaratan buyurulmasının hikmeti bu. Yani zaten ölüm önceydi. Ölüm var olandı. Hayat işte anne babamızın bir araya gelmesiyle, bakın sebeplere bağlı, ortaya çıkmış bir şey, Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bir şey, illetlere bağlı, nefese bağlı. Verdik, alamadık, bitti. Aldık, veremedik, yine bitti. Yani hayat dediğimiz şey aslında bu kadar basit bir şey. Öyle bizim gözümüzde abartmamıza, büyütmemizle benim hayatım şöyle yaptım, böyle yaptım değil. Yani neticede bir nefese bağlı. O nefesi veremediğiniz zaman, o illet ortadan kalktığı zaman hayat da ortadan kalkıyor ve aslınıza dönüyorsunuz. Peygamber Efendimiz de en güzel nasihat olduğunu belirtiyor değil mi hocam? Tabii şimdi
Şunu söylüyorum, dediğiniz gibi hadis-i şeriflerden, ayetlerden hareketle eğer bir insan hayatı anlamak, hayatı anlamlandırmak istiyorsa ölümü anlamalı her şeyden önce. Evet. Ölümü anlamlandırabilmeli. Biz ölümü anlamlandırdığımız zaman zaten hayatın anlamı, hayatın değeri, hayatın ne olduğu veya mücadelemizin ne olduğu, ne olması gerektiği de bir anlamda kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle ifade edelim, hani ölümün en güzel nasihat olması, diyelim ki biz cenaze namazına gidiyoruz, başkasının cenaze namazına, ya işte vah vah yazık oldu, tüh işte daha yaşı gençti falan gibi çoğu zaman da şeyde bulunuyoruz. Ama bir gün o musallada yatanın kendimiz olacağımızı, bir gün aynı cümlelerin bizim için de kurulacağını çoğu zaman aklımıza bile getirmiyoruz veya getirmek istemiyoruz. Evet. Hani çok güzel bir söz var, yani mezar kazan bile kendi öleceğini hiç aklına getirmiyor, kendi öleceğine bile inanmıyor. Çünkü bu şundan kaynaklanıyor. Biz hani biraz önce Halil Hocam da Allah razı olsun okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in birinci ayeti kerim, yani okumuş olduğu birinci ayette şöyle ifade ediyordu Rabbimiz. Biz işte dünya hayatını ne yaptık? İşte o altınlar, gümüşler, kadınlar, damgalı atlarla süsledik. Evet. Yani insanoğluna süslü bir dünya hayatı verildiği için ve insanın içerisinde de ebedi bir yaşama arzusu olduğundan dolayı ölüm hiç aklına gelmiyor. O işte dünya hayatının süsü, yani bu makamdır, mevkidir, paradır, şandır, şöhrettir, sahip olmuş olduğu nimetlerdir ki sahip olma ifadesi de yanlış, emaneten verilmiş aynen. Nimetlerdir. Bu insanı oyalıyor ve oyaladığı zaman da işte ölümü hiç aklına bile getirmiyor. Hani tul emel dediğimiz hiç ölmeyecekmiş gibi bir dünya kurguluyor. Yani bütün planları sanki hiç ölmeyeceğinin üzerine kurulu insanoğlum. Bu hepimiz için geçerli. İşte yani şunu olsam, şuraya ulaşsam, bunu olsam falan. Ama aklımıza işte ölüm geldiği zaman ya dur bakalım. Sen planlar yapıyorsun da Allah'ın ecel planı bizim için, senin için, benim için ne zaman işleyecek? Hani o Allah'ın ecel planı var bir de. İlahi programdan tabii habersiz gidiyoruz. Aynen. Yani evet, kimse işte aklına getirmiyor. Halbuki aklımıza gelse, ya ben böyle program plan yapıyorum kendi kendime ama işte ecelim ne zaman? Yani bunu gerçekten yaşayabilecek miyim? Ömrüm ona kifayet edecek mi? Aynen. Bu aynen açıdan düşündüğümüz zaman da ölüm dediğiniz gibi hayatı anlama noktasında veya Peygamber Efendimiz işte en güzel nasihat demiş olduğu hayatı anlamlandırma noktasında bir değer kazanıyor. İnşallah Allah'ım idrak etmeyi nasip etsin. Tabii bunda bize tekrar geçmişlerimize rahmet şunun etsin. Şunun da payı var. Ahiret inancı olursa. Evet. Ahiret evet inancı olmazsa ölümün de bir değeri yok. Yani eğer insan ölünce yok olup kaybolup gideceğine inanıyorsa, çürüyeceğine inanıyorsa o zaman ölümün de bir değeri yok, hayatın da bir değeri yok. Ama işte ahiret inancı varsa o zaman ölümü bir yok olma, bir kayboluş olarak görmüyor. Veya hayatı da boşu boşuna geçirilmiş, yok olacak bir mücadele olarak görmüyor insan. Eyvallah. Evet. Allah razı olsun hocam. Bu girişten sonra belki bugün özellikle temas edeceğimiz konuya da yavaş yavaş geçmiş olalım. Sorumluluklarımızın farkında mıyız? Sorumlu bireyler, Müslümanlar olarak, müminler olarak nelere dikkat etmemiz lazım? Bizde olması gereken hasetler. Bunları biraz daha açarak gidelim. Evet. Nereden başlayalım ve vereceğiniz örnekler üzerinde düşünelim hocam. Şöyle ifade edelim. Şimdi biz kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Yani bir insan olarak kendimize bakışımız ne? Yani bunu izleyicilerimiz, seyircilerimiz, ya insan nedir? Ben neyim? Ve ben kendimi nerede konumlandırıyorum? Buradan bir başlamamız gerekiyor. Şimdi Rabbimizin bize göndermiş olduğu son kitap Kur'an-ı Kerim'de insanı tarif ederken Allah-u Teala işte biz insanı bir damla sudan, atılmış pis bir sudan yarattık. Biz insanı işte alakadan yarattık gibi insanın ana rahminde oluşmaya başladığı andan itibaren insanın özüne, nüvesine dikkat çekiyor. Evet. Bu bir. İkincisi, Allah-u Teala bizi şöyle bir düşünmeye sevk ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki özellikle işte semavattan bahseden ayeti kerimeleri incelediğimizde ve günümüzdeki astronomi ilminin gelmiş olduğu seviyeleri gördüğümüzde düşünün, henüz şu andaki bilgimize, teknolojimize göre daha sınırlarını bile keşfedemediğimiz büyük bir uzayın içerisinde
Bu uzayın şu andaki keşfedilebildiği kadar bir haritası çıkarıldığında 1/1 milyar ölçeğinde veya 1/100 milyar ölçeğinde bir nokta kadar yer kaplayabilen bir galaksinin içerisinde ve o galaksinin de yine 1/1 milyar ölçeğinde haritası çıkarıldığı zaman bir nokta kadar yer kaplayan güneş sisteminin içerisinde bir nokta kadar ki yani artık mikroskopla ancak görülüyor. Bir gezegenin üzerinde şu anda vaki olan 7 milyar insandan geçmişle beraber milyarlarca insandan bir tanesiyiz. Yani bu kadar ehemmiyetsiz, bu kadar değersiziz. Ancak kainata baktığımız zaman bütün kainatın insanla çok ciddi anlamda bir uyum içerisinde yaratıldığını görüyoruz. Mesela işte güneş olması gereken uzaklıkta, ay olması gereken uzaklıkta, dünya olması gereken hızla dönüyor, sabit değil vesaire. Yani bütün kainatın da bir anlamda insanın yaşayabilmesi için hazır halde, uyumlu halde olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanın işte o atılmış bir damla sudan veya bu kadar büyük bir kainatın içerisinde noktanın trilyonda biri bir nokta olmaktan farklı bir yeri olması lazım. İşte biz buna ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle imtihan diyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki soru olarak اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş rastgele salınıvereceğini mi zannediyor? Böyle bir hesabı mı var? İşte biz imtihandayız. Ve bu imtihan bize sorumluluklar getiriyor. Şimdi bu sorumluluklarımız neler? Yine Kur'an-ı Kerim'i bir bütüncül olarak okuduğumuzda, bütüncül olarak Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde 4 farklı sorumluluk alanı olduğunu görüyoruz insanın. En büyük sorumluluk alanını en sona bırakalım. Çünkü o kapsayıcı bir şey. Yani şöyle düşünelim. Hani ortaokulda, ilkokulda kümeler konusu vardı. A kümesi, B kümesi, kesişim işte falan. Bir de en son hepsini kapsayan bir küme. Evet. Şimdi kapsayan kümeye, kapsayan sorumluluğumuza en son gelelim. Çünkü o olmadığı zaman ondan önceki sayacağımız 3 sorumluluğun da bir anlamı olmuyor. Ya basamakları tek tek çıkabiliyorsunuz. Evet. Şimdi birinci sorumluluğumuz insanın bizzat kendisine karşı olan sorumluluğu. Kendi nefsine karşı olan sorumluluğu. Bunu da iki alt başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi insanın şu görmüş olduğumuz bedenine karşı sorumluluğu. İkincisi de insanın ruh yapısına görmediğimiz aklı, ruhu, nefsi dediğimiz o manevi yapısına ilişkin sorumluluğu. Şimdi insanın bedenine ilişkin sorumluluğu şu. Mesela biz bir mümin olarak, bir Müslüman olarak bedenimizi temiz tutmakla sorumluyuz. Ki bakın bugün işte şu salgın döneminde sık sık öğütlenen şey ne? Günde ellerinizi sık sık yıkayın. İşte yüzünüzü yıkayın. Dış dünyayla temas eden yerlerinizi yıkayın. İslam bunu sorumluluk olarak bize 1400 yıl öncesinden yüklüyor. İkincisi bedenimizi bize emanet olarak verilen bu bedeni korumakla mükellefiz. Yani biz işte diyelim ki dövme yaptırmak, vücuda dövme yaptırmak veya insanın vücudunu yaralaması veya bir insanın başka bir insanın vücuduna zarar vermesinin kısas gerektiren unsurlardan olarak sayılmasının sebebi ne? Çünkü insanın vücuduna karşı sorumluluğu olduğu ve bu sorumluluğu sağlamak için. Evet. İkincisi bedenimize karşı diğer bir sorumluluğumuz şu. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin bedene uygun yapıda olması lazım. Yani Allah bunu haram ve helal olarak nitelendirmiş, ikiye ayırmış. Mesela diyelim ki bindiğimiz araçlarımız var. Bindiğimiz araç dizelse, mazot yakıyorsa, benzin koyduğumuz zaman ne oluyor? Arıza veriyor. Evet. Veya benzinli araca mazot koyduğumuz zaman ne oluyor? Motoru yakıyoruz. Vücut kabul etmiyor. İşte şey kabul etmiyor. Yani şimdi insanoğlunun yapısı, mekanik bir yapı olan bir motor bile kendine uygun yakıtı kabul etmeyip arıza veriyorsa, Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mükemmel bir makine olan, mükemmel bir sistem olan vücut da işte kendisine uygun olmayan yiyeceği, yakıtı kabul etmiyor ve bir yerden patlak veriyor. İşte yarasayı yerseniz Covid ortaya çıkıyor. Haram helal demeden yerseniz bir şekilde bir yerden patlak ortaya çıkıyor. Şöyle de desek yanlış söylemeyiz değil mi hocam? Evet. Fıtrata uygun yiyecekler. Tabii helal olan, fıtrat olan, temiz olan. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık bunu vurguluyor. Yani diyor ki sizin için yarattığımızın helal ve temiz olanlarından yiyin.
Helal ve temiz olanlarından yiyin. Çünkü bu fıtrata uygun olan demek aynı zamanda. Şimdi bedenimize karşı sorumluluklarımız bu. Bir de ruhumuza, ki o ruhu kullanan, yani aklımıza, ruhumuza ve nefsimize karşı sorumluluklarımız var. Nedir o? Aklımıza karşı sorumluluğumuz, aklı nasıl vücudu fıtrata uygun, hani besinlerle beslememiz gerekiyorsa ve vücudumuzu işte yaralanmadan, şundan bundan korumamız gerekiyorsa, vücudumuzun yaratılışını değiştirmememiz, evet, temiz tutmamız gerekiyorsa, aklımızı da temiz tutmamız için aklın besini vahiy. Yani vahiy olmadığı zaman, eğer aklımızı vahiy ile beslemediğimiz zaman o akıl bozuluyor. Ki şu anda dünya insanlığının bozulmasının sebebi, dünyadaki inanan mümin sayısının, yani aklını vahiy ile besleyen, aklını vahiye teslim etmiş insan sayısının azlığı, aklını gelişigüzel kullanan veya aklını vahiyden uzak kullanan insanların çokluğundan dolayıdır. Ki evet, birazdan örnek vereceğim. Şimdi bize hep şimdi vereyim. Hep şu anlatılıyordu. İşte Amerika şöyle gelişmiş bir ülke. Sanayisi şöyle. Avrupa'nın sanayisi böyle. Sanayileşme devrimi vesaire. Şimdi ne oldu? Bakın, akıl vahiy çerçevesinde kullanılmadığı için o aklın insanları öldürme üzerine bir sanayi kurguladığı, bir teknoloji kurguladığı ortaya çıktı. Akıl akletmedikten sonra hiçbir kıymeti, evet, yok. Yani vahiy ile beslenmeyince, evet, akıl yanlış zaten kullanıyor. Zaten vahiy ile beslenmesi demek akletmesi, tabii, anlamına geliyor. Aynen. Doğru mu hocam? Doğru. Yani. Bakın şimdi bizdeki bunun yansıması ne? Hani çok sloganik olarak söylüyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. Bakın, insanı yaşatma üzerine kurmadığınız teknoloji, sanayi vesaire belirli bir noktada iflas ediyor. Bugün görüyoruz. Hı hı. Ha işte aklın vahiy ile beslenmesi gerekiyor. Ruhun ilimle ve Allah-u Teala'nın tefekkürüyle, zikirle beslenmesi gerekiyor. Eğer biz ruhumuzu ilimle, bilgiyle, tefekkürle beslenmediğimiz zaman o ruh bu sefer hedonizme kayıyor, hazcılığa kayıyor ve insan kendisine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmemesine sebep oluyor. Yani insanın nefsini işte tevazuyla, isarla, isar duygusuyla beslemesi gerekiyor. Bunu beslemediği zaman işte ortaya farklı işte egoizm, evet, değil mi? Egosantrizm, yani ben merkezci, enaniyeti, gururu, kibiri zirve yapmış bir insan portresi ortaya çıkıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan okuduğumuz zaman, yani Kur'an-ı Kerim bana veya insanın nefsine, hı hı, ne gibi sorumluluklar yüklüyor? Bakın, guslün, abdestin farz kılınmasının sebebi az önce dediğimiz insanın vücudunu temiz tutma sorumluluğunu sağlaması için. Helal yiyecekleri yemesi istemesinin sebebi, işte az önce söylediğimiz insanın vücut yapısının bozulmaması, temiz olanın yemesini emredilmesi, evet, vücut yapısının bozulmaması için. İşte insanın sürekli olarak vahiy tarafından düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz gibi sorgulanması, imana davet edilmesi, insanın akıl yapısının korunması için. Veya insanın akıl yapısını bozacak işte bir takım uyuşturucuların vesaire haram kılınması buna sebeple. Hocam çok özür, evet, diliyorum. O zaman şunu demeye hakkımız yok değil mi? Kardeşim, beden benim değil mi? Zihin benim değil mi? İşte uzuvlarım benim değil mi? Bakış açısı benim değil mi? Görüş benim değil mi? Deme hakkına sahip değil miyiz o zaman? Yani biz neye göre kendimizi çek edeceğiz? Yani şöyle diyemeyiz. Evet. Hani bazıları günümüzde diyor işte, hı, beden de benim, hı, karar da benim. İstediğimi yaparım. Değil. Beden, evet, bizim değil. Bedeni biz emanet olarak kullanıyoruz. Evet. Ve bu beden bize işte doğumdan ölüme kadar, ecele kadar bize verilmiş bir emanet. Aynen. Yani benim bedenim, benim kararım diye günümüzde işte bir takım feminist veya bir takım, evet, ateist insanların söylemiş olduğu düşünce, insanın kendisine karşı sorumsuzluğunun bir düşüncesidir. Evet. Veya işte benim kararım, yani bizim kararımız nereye kadar? Yani sınırlı bir dünyada yaşıyoruz. İstediğim gibi kullanabilirim. Heh. Yani hoyratlık da bana ait, karar da bana ait, atacağım adımlar da bana ait deme lüksümüzün olmadığını görüyoruz. Aynen. Yani bu çerçeveyi siz çizdiğiniz için, tabii, söylüyorum. Şimdi işte eğer vahiyle bunu, evet, bu insana bu sorumluluğu vermediğimiz zaman, hı-hı, o zaman
İki yanlış noktaya kayıyor. Birincisi şu, insan kendi görünüşüne tapmaya başlıyor. Bravo hocam, evet. Bakın kendi görüntüsüne, kendi görünüşüne evet. tapmaya başlıyor ve bugün bu dünyada sektör haline gelmiş durumda. Makyaj, kozmetik ve estetik sektörü. Evet. Bakın insanın görünüşüne tapan insanın ortaya çıkarmış olduğu bir sektör. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok net, açık hadis-i şerifi var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَلَا اِسْسَانُكُمْ Allah sizin suretlerinize ve cisimlerinize, bedenlerinize bakmayacak. Ama insan işte bedenine tapar hale getirildiği için hep görünme, güzel görüneyim, işte yakışıklı görüneyim, fit görüneyim, işte şöyle olayım, makyaj yapıyor, işte kozmetiklerle şey yapıyor, ondan sonra vücut geliştirme yapıyor, estetik ameliyatlar oluyor. Hı-hı, bakın hı-hı. Veya işte az önce söylediğimiz dövme yapıyor, görüneyim diye. Gibi saçmalıklar diyelim. Aynen. Evet. İşte vahyin çizmiş olduğu, akılla birleşen o sorumluluğu evet. insanoğlu çiğnemeye başladığı zaman dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi ortaya böyle saçma veya hı-hı. ortaya böyle sömürülmeye müsait bir varlık ortaya çıkarıyorsunuz. Evet. İkinci sorumluluğumuz İnsanın topluma karşı olan sorumluluğu. Yani biz bir insanız ve bir toplum içerisinde, insanlar içerisinde yaşıyoruz. Ve bu sorumluluğumuz bizi böyle hani şu yok, ben özgürüm. Çok güzel bir özgürlük tarifi var ya. Benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğünün başladığı noktaya veya sınıra kadardır. Yani işte bu beni sınırlayan şey topluma karşı sorumluluğum. Dilediğimi yapamıyorum, istediğimi yapamıyorum, yapamam. Niye? Çünkü toplumun koymuş olduğu ahlaki ilkeler var, hukuki ilkeler var. Hocam bir de bakış açısıyla da ilgili sanırım, özür diliyorum. Özgürlük nedir? Yani bağırmanız, çağırmanız, sağa sola zarar vermeniz filan mıdır? Yoksa bizim baktığımız gibi bakanların çok iyi bildiği gibi teslimiyet midir? Yani ben mesela inanan insanların teslim oldukça özgürleştiklerini düşünüyorum. Allah'a teslimiyetiniz de oranında, ölçüsünde özgürsünüzdür. Şimdi, ama dünyevi bakıldığında herkese zarar verebilecek bir doz ve pozisyon söz konusu. Doğru. Çok güzel tespit ettiniz. Şimdi dediğiniz gibi eğer Allah'a kul olmadığı zaman, işte az önce söyledim ya, hı-hı. insan bedenine kul oluyor, bedenine tapar hale geliyor. Evet. İşte bir takım sektörlere kul haline geliyor. Ama Allah'a kul olduğu zaman mesela bedenini özgürleştiriyor. Ya nasıl olsa Allah benim cismime bakmayacak, suretime bakmayacak. Yani kaşımla, burnumla oynamamın bir anlamı yok. Zaten burnumu Allah yarattı. İşte vücudumu Allah yarattı. Yani bunu bir şekle sokmak için bu kadar milyonlarca lira para harcamamın şunun bunun gereği yok. Yani benim ona tapmaya ihtiyacım yok. Niye? Çünkü Allah beni biliyor ve Allah beni vücudumla değerlendirmeyecek zaten. İşte toplumda yani dediğiniz gibi bağırıp çağırmak, zarar vermek özgürlük değil. Niye? Çünkü düşünsene, herkes aynı şekilde özgür olduğunu kabul edip, herkes bağırıp çağırmaya, herkes sağa sola zarar vermeye başlasa öyle bir toplum hayatından bahsedebilir miyiz? Allah korusun, ortalık gezi zekalılardan geçilmez artık. Savaş çıkar, kaos çıkar, yani evet. şey çıkar. Onun için insanın topluma karşı bir ahlaki sorumlulukları var. Her evet. bir insanın içerisinde yaşamış olduğu her bir topluma karşı. Yani şöyle bir şey de yok. Ya diyelim ki ben bir Müslümanım ve etrafımdaki yaşamış olduğum toplumun tamamı gayrimüslim. Ya nasıl olsa bunlar gayrimüslim, benim bunlara karşı bir sorumluluğum yok diyemem. Doğru. Benim o topluma karşı da sorumluluklarım var. Kesinlikle. Ve ahlaklı davranma, ahlaki davranma sorumluluğudur bu. Ha, ahlakın kaynağını ister din olarak görelim, ister toplum olarak görelim, bu da fark etmez. Ama benim inancım bana ahlakın kaynağının da vahiy olduğunu, din olduğunu ifade ediyor. İşte ahlaklı davranamıyorsam ben topluma karşı bir alt seviyede hukuk devreye giriyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de İslam anlayışında ahlak hukuktan üstündür. Ahlakın çalışmadığı yerde bir alt basamaktan hukuk devreye girer. Bunu şöyle bir örnekle ifade edeyim, izleyicilerimiz daha net anlasın diye. Diyelim ki miras ayetleri var. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de işte. Evet. Şunun payı bu, bunun payı bu, bunun payı bu sayıyor. Sonunda ne diyor ayetin? Diyor ki kendi gönlünüzle bölüştüğünüz müstesna veya içinizdeki yetimleri gözetin.
Yani şunu diyor Allah. Eğer gönül rızasıyla mirası bölüşüyorsanız veya içinizdeki yetimleri de mirastan payı olmadığı halde onlara da pay çıkarıp veriyorsanız bu ahlaklı bir davranış. Oraya ben karışmıyorum. Eğer bu ahlaki davranışı sağlayamamışsanız toplum olarak, o zaman bir alt devrede hukuk devreye giriyor. Diyor ki arkadaş payını al, kenara çekil, daha da diyor konuşma. Zaten ahlaklıysanız adaletlisinizdir değil mi tabii, hocam? Tabii yani ahlaklıysanız zaten hukuka gerek yok. Yani bugün dediğimiz gibi mahkemelere ihtiyaç duyulması, daha fazla mahkemeye ihtiyaç duyulması toplumdaki ahlakın giderek azalması, giderek zedelenmesinden dolayıdır. Yani insanların kendi hakkına, kendi payına düşene razı gelmeyip diğer insanın hakkına tecavüz etmeye başladığı için hukuk devreye girmektedir. Dolayısıyla bizim insanlara karşı da sorumluluğumuz var. Evet. Bir de bunun ötesinde Rabbimiz bize topluma karşı sorumluluk dediğimizde iki sorumluluk daha yüklüyor. Bir, emri bil maruf nehyi anil münker sorumluluğu. Yani biz topluma iyiliği emredip kötülükten vazgeçirtmekle sorumluyuz. Bunu yapabiliyorsak elimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Elimizle gücümüz yetmiyorsa dilimizle. Daha da gücümüz yetmiyorsa kalben taraftar olmamakla, kalben buğz edip onun karşısında durmakla topluma emri bil maruf, iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma sorumluluğumuz var. Hocam hep biz o sonu tercih ediyor gibiyiz sanki. Biz biraz işin kolayından mı kaçıyoruz? Yani buğz ederek kurtuluverdiğimizi, buğz etmekle sorumluluğu üzerimizden attığımızı mı düşünüyoruz? Hiç böyle bir mücadeleci bir ruh halini sanki son günlerde kendi nefsim başta olmak üzere göremiyor gibiyim. Bunu neye bağlarsınız? Neden o en sonu tercih ediyoruz? Acaba biz oraya dahil olmayalım, bize dokunmasın gibi mi düşünüyoruz bazı konuları? Bu şundan kaynaklanıyor. Biz neyi kaybediyoruz daha doğrusu? İşte bu şundan kaynaklanıyor. Hani son dönemde sosyal medyada da sıkça paylaşılıyor. Nurullah Genç Hoca'nın anlattığı. Taşın altına elini sokma hikayesi var ya. Evet. Herkes başkasından bekliyor. Bu bir. İkincisi de bu aşırı sekülerleşme, dünyevileşme bizi daha böyle bir hani ben merkezli yaptı. Daha bir kabuğumuza çekti. Ve diğer insanın derdi, sıkıntısı vesaire, onu biz sanki kendi derdimiz, kendi sıkıntımız gibi görmemeye başlamıştık. Konfor sahibi olduk. Aynen, aynen. Evet. Ama şu salgın bunu da hatırlattı bize bakın. Devamında ifade edeceğim. Çünkü mesela kimse toplumdaki yaşlıları aklına bile getirmiyordu. Tek yaşayan insanları aklına bile getirmiyordu. Ama ne oldu? Şu anda herkes aman yaşlılar çıkmasın da onların alışverişlerini bile biz yapalım durumuna, kıvamına geldi. Değil mi? Öyle olduğu için bakın biz işte o taşın altına elimizi sokmadıkça, sorumluluk almadıkça aslında kaçarak kendimizi kurtarmıyoruz. Karşıdaki problemi büyütüyoruz. Bir de sevgili hocam, kaçış yolumuz sosyal medya, bahsettiğiniz satır arasında. Şöyle yapıp işi kurtarıyoruz. Bir başsağlığı dileği verelim, üstümüzden savalım. İşte itiraz edelim, bir şeyi eşlekli moda tabirle yazıp biz de oraya dahil olduğumuzu gösterelim. Hani seyre bakmasını sever ya hocam. Yani biz işte onlara karşı da sorumluluklarımızı yerine getirelim. Bak bak burada filancanın da mesajı yok demesinler. Pozisyonuna da geldik. Bakın açık söylüyorum. Yani ve bunu artık itiraf eder noktaya da geldi insanlar. Yani biz işte bir konuyla ilgili görüş beyan etmiş olalım orada. Efendim filancanın arkasında durduğumuzu gösterelim. Falancayla aynı safta olduğumuzu hissettirelim. Durumuna geldi. Sosyal mecra o kadar tırnak içerisinde münafıkça bir alana dönüştü ki hocam. Yani bizi biz olmaktan çıkaran bir mecraya geldi, dönüştü. Şimdi maalesef. Descartes'in bir sözü var herkesin bildiği. Düşünüyorum o halde varım. Şimdi Descartes'in bu sözünü biz şu hale getirdik. Dediğiniz noktada görünüyorum o halde varım. Evet. Şimdi dediğiniz gibi mesela bakıyor, Yaşar Toy beğenmiş. Bak gözükmüş. Yaşar Toy veya Mehmet Toker ne yapmış? Durum paylaşmış veya yorum yapmış. Demek ki bak görünüyor. Evet, evet. İşte düşünüyorum o halde varım da görünüyorum o halde varıma geldiğimiz için de topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında maalesef sınıfta kalmış durumdayız. Eyvallah. Diğer bir sorumluluğumuz,
Hocam oraya birazdan geçelim mi? Çok özür diliyorum. Estağfurullah. İsmail'de Ramazan Durakları bölümümüz var. İsmail farklı ilçelerden farklı esintiler bizlerle paylaşıyor. Bir isterseniz kulak verelim. Bildiğim kadarıyla Beyşehir'e uzanacağız. Sonra Sayın Mehmet Toker'le kaldığımız yerden sohbetimizi koyulaştıracağız. Evet Yaşar abi, bugünkü Ramazan duraklarımızda Beyşehir'deyiz. Bütün ilçelerimiz çok güzel. Hepsinin ayrı ayrı tatları var. Ama Beyşehir tabii ki Konya'mızın incisi konumunda. Çünkü Beyşehir Gölümüz dünyaca tanınmış bir göl. Ve Beyşehir'in farklı farklı yönleri, farklı farklı özellikleri var. Özellikle bağlı olduğu beldeler bile Türkiye'nin ekonomisine can veren beldeler var Beyşehir'de. Tarihi çok eski, tarihi Eşrefoğlu Camisi var biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Mesela şu anda siz de ekranlarda görüyorsunuz. Beyşehir Gölü'nün hemen parklarının yan tarafında olan Aşıklar Adası var. Şu anda tadilatta ve şu anda koronadan dolayı tabii ki parklara giriş çıkış yasak. Bundan dolayı kimseyi göremiyoruz ama bu yıl Beyşehir hakikaten olduğundan çok daha fazla mahzun, çok daha fazla sakin. Bugünkü Beyşehir'deki izlenimlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Beyşehir turumuz başlıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Abi isim nedir? Osman. Osman abi. Biz özellikle Beyşehir'de Ramazan nasıl geçiyor diye bir soralım dedik abi. Sence Beyşehir'de Ramazan nasıl geçiyor? Abi iyi geçiyor. Ramazan güzel yani. Yani biraz daha mesela sessiz, sakin. Hani bu zamana kadar biraz daha esinti ya, vardı ama. Ya tabii sakin. Diğer yıllara göre sakin yani. Hı hı. Koronadan dolayı. Abi. Koronadan dolayı ama şükür çok yani fazla bir vakamız yok Beyşehir'de. Hı hı. Onun için yine de rahatız yani. Eyvallah. Şükür. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Abi nasılsınız? İyi sağ ol, misiniz? İyiyim. Sağ ol. Allah'a iyi sağlık versin. Ne yaparsınız? Alışveriş yaptınız. Alışveriş yaptınız. Eve gideceğiz Allah'a. İftara ne var Allah'a izin verirse menüde? Valla belli değil daha. Yengem ne pişirdiyse? Ne pişirdin mi? Hazırlık yaptın mı iftara? Yapmadım daha. Var mı kafanda bir şey, düşündüğün bir şey? Dün ben yaptım, bugün bu yapacak. Dün sen mi yaptın? Sırayla mı yaptın? Güveç yaptım. Sen güveç yaptın. Abi eline sağlık ya. Valla biz de şeyde görmüştük güveci. Karapınar'da görmüştük. Ben kendim yaparım. Sen kendin yaptın yani. Helal olsun abi. İsim nedir abi? Rüstem Uçak. Rüstem abi. Sence Beyşehir'de Ramazan nasıl geçiyor Rüstem abi? Vallahi eskiki gibi değil, ölü geçiyor bu hastalıktan dolayı. Evet tabii, koronadan dolayı bir sakinlik var. Evet sakinlik. Peki daha önce de Beyşehir hani böyle Ramazan'da sakin mi olurdu? Bizim cıvıl cıvıl olurdu ya. Etkinlikler olurdu değil mi? Böyle evet. Coşkuyla Ramazan aslında kutlanırdı bir nevi. Evet. Ama şimdi tabii haliyle. Şimdi öyle oluyor. Yani. Eyvallah Rüstem abi, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Size de hayırlı. Aleykümselam. Abi nereden gelip nereye gidersin? Vallahi şöyle dolaşıyorum ya. Dolaşıyor musun? Evet. Senin isim neydi? Hüseyin Hacıoğlu. Hüseyin abi memleket neresi? Memleket burası, Akburun köyündenim. Ha Akburun köyü. Evet, karayollarından emekliyim. Bu Akburun gölün kenarında olan değil mi? İsparta yolu üzerinde buradan 15 kilometre ileri gideceksin, sola döneceksin. Sola döneceksin. Evet, gölün içinde. Üç tarafı göl. Üst tarafı köyün, göl. Köyün. Neredeyse ada o zaman ada, yani. Ada. Kıbrıs Adası gibi bir yer. Kıbrıs Adası gibi bir yer. Güzelmiş ama memleketli güzel, ya. Güzel. Gidip geliyor musun sürekli abi? Gidip geliyorum.
Her zaman gidip geliyorum. Peki Ramazan'da gidiyor musun? Ramazan'da dün oradaydım. Öyle mi? Devamlı giderim. Köyde biraz ufak tefek bahçem var, gidip geliyorum. Abi hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyiz Allah'a şükür, elhamdülillah. İsim nedir abi? İsmim Mehmet Kaynak. Mehmet abi, nereden gelip nereye gidersin? Böyle yokuş yukarı doğru gidiyoruz abi. Üzümlü'den geldim. Bazı işlerim vardı. Memleket onları halletmek için. Evet. Beşer Üzümlü. İşlerimi halletmek için geldim. Hallettin abi. Hallettik Allah'a şükür. Tekrar memlekete geri döneceğiz. Evet. Tekrar döneceğiz. Ne yaparsın Üzümlü'de abi? Üzümlü'de silahla uğraşırız. Bayağı uşağırda çalışırız. Abi ne organize de. Ya. Vallahi özledik oraları biz abi. Huğlu olsun, Üzümlü olsun. Buralar bizim artık silah üretim merkezlerimiz. Fabrikalarımız hep orada. Evet. Güzel üretim oluyor. Yani ekonomiye can veren beldelerimiz bunlar. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Abi nasılsın? Ne var? Allah'a şükür abi, iyiyim. Allah iyilik sağlık versin. Sağ Ramazan nasıl geçiyor abi? Çok güzel geçiyor abi. Çok güzel geçiyor. Bana göre çok güzel geçiyor. Yani nasıl güzel geçiyor? Hani bu abi her bakım, tabiatından, şeyinden, denizinden, gölünden, her şeyinden. O bakımdan diyorsun. Her bakımdan, balığından, suyundan, selinden, her şeyinden güzel. Balık var mı abi? Ya? Var abi. Baksana şunlara. Yok hayır. Şimdi tamam, burada gölde balık var. Onda sıkıntı yok da hani artık satışların anlamında. Yani tabii balıkçılar da bulabilir. Kapalı. Ya şu anda kapalı ama olan yerlerde var abi. Ha, normal balık satıyorlar. Satarlar. Yani iftara mesela balık menüsü yapabiliriz. Yapabiliriz yaptın abi. Yaptın mı sen? Yapmadım ama. Ramazan içinde yapmadın. Yapmadım şimdi. Ama yapsan olurmuş. Yaparım sen abi. Sen memleket Beyşehir mi abi? Yeşildağ abi. Ben Yeşildağ. O da Beyşehir. Beyşehir'in mahallesi şimdi yani. Sen bir Beyşehirli olarak burada yani iftarda bir balık mutlaka yemen lazım. Tabii bu inşallah yarın yerim abi. Öyle mi? Evet yarın yiyelim inşallah. Tabii. İsim neydi abi? Mehmet Güven abi. Mehmet abi ne iş yaparsın? Neyle uğraşıyorsun? Vallahi şu anda boşum abi. Ramazan dolayısıyla boşum. Ramazan dolayısıyla boşum. Evet. Göbeğe giderim. Daha göbeğe giderim. Öyle mi? Güzel göbek toplarım. Oo. Anamaslarım, eteklerine mantar, her şey bol abi mevcut. Gürür gürür sular akar. Her şey güzel ya. Dört dörtlük. Tabiat Ramazan güzel. Güzel geçiyor o zaman. Güzel. Allah bin kere razı olsun abi. Devletimize, milletimize, halkımıza Allah bin kere razı olsun. Çok şu iyi. Şu koronadan da bir kurtulursak. İnşallah inşallah abi. Doğamız inşallah şu koronadan bir kurtulursak. Çok iyi olacak abi. Allah razı olsun. Mehmet abi teşekkür ediyoruz. Bir şey hayırlı değil. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Kaskını bir çıkar. Bir seni bir görelim yüzünü gözünü ya. Abi isim ne? Ahmet Kırkan. Ahmet abi. Buyur. Şöyle bırakayım kaskını. İçerişehir Mahallesi'nden Ahmet Kırkan. Ahmet abi. Buyur. Nereden gelip nereye gidersin Ahmet abi? Şimdi bışkı şeyim körelmiş, onu aldım. He, bışkı mı aldım? Evet, bışkı bıçağı aldım. He. Onu körelmiş, onu takacağım alanınız buraya. Köyde mi yapacaksın? Hayır, burada mı? İçerişehir Mahallesi. He, burada. Tarihi mahallede oturuyorum ben, orada. Eşref olacağı mısın? Evet. Orada. Ahmet abi, Beyşehir'de Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel ya. Güzel geçiyor. Çok güzel, şükür abi, ya Rab. Şu Beyşehir Gölü'nün güzelliğine bakar mısın? Sular tertemiz, oh mis gibi. Vatandaş birbirlerine çok kaynaşık yani. Çok tutkun vatandaş birbirlerine. Elhamdülillah. Allah bin kere razı olsun. Su da akıp gidiyor. Hükümetimize ya. Su akıyor, üzülüyoruz bu suya asıp. Üzülüyoruz da. Şimdi su akıyor, suyu biz biriktiriyoruz. Allah'ım veriyor gerçi. Güzel Allah'ım. Tamam. Ama. Göl olarak, Beyşehir olarak biz biriktiriyoruz. Biz biriktiriyoruz. Ama zamanı geldi mi alıyorlar. Bedava akıp gidiyor mu? Yüreğim cize diyor. Vallahi billahi. Yüreğim cize diyor. İnanın bak. Su bedava akıp gidiyor. Sineğin. Çeviriyor mu? Çevir. Sineği biz çekiyoruz kahrını. Doğru söylüyor. Ama vallahi doğru söylüyor. Kuşların bilmem neyin hepsinin yuvası. Evet. Sazları kesemiyoruz. Ya. İnan kesemiyoruz. Bizim buranın cennet ya burası. 31-32 tane adası var. Evet. Muazzam bir yer. Muazzam bir yer. Muazzam. Kuşların bol çeşitli kuşların olduğu bir yer. Evet. İşte efendim söyleyeyim gölü, suyu tertemiz. Ekmek bile atarız onda. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Balığımız bol. Kurallara uyuyoruz inşallah. Allah nasip etsin. Balık burada gözükür. Öbürü köprünün gözükür. Koca koca balıklar. En ufak 8 kilo 10 kilo. O maşallah. Belki 15 kilo 20 kilo. Şu anda tutma serbest mi? Hayır efendim. Ha, şu anda yasak dönemdeyiz. Mesela. Haziran'ın 15'inde serbest. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hayırlı ederim. Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazan. Hepiniz hayırlı Ramazan.
Evet, bugün Ramazan duraklarında Türkiye'mizin hatta incisi diyebileceğimiz Beyşehir'deydik. Beyşehir Gölü'nün etrafında sessizlikleri gördük. Ramazan havasını teneffüs ettik ve sizlere taşımaya çalıştık. Beyşehir hasretiyle yananlara bir nebze olsun hasretlerini gidermeye çalıştık. Şimdi de Yakan Manastır'dan sizlere veda ediyoruz. Biz sözü tekrar Yaşar abimize bırakıyoruz. Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde iftara doğru programı devam ediyor. İsmail, teşekkür ediyoruz. Gerçekten Beyşehir hasretimizi dindirdin. Gölüyle, köprüsüyle, Eşrefoğlu Camii ve Yaka Manastırı'yla o koruluktan en güzel görüntüleri ve esintileri bizlerle paylaştın ama bir eksik var, onu da söyleyeyim. Gün batımı paylaşmamışsın bizlerle. Beyşehir'de bir gün batımı herhalde çok şeye değerdi. Olsun, bu da güzel. Ellerinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Hocam, bir Beyşehir'e gittik geldik. Evet. Hakikaten İsmail'in de ifade ettiği gibi Türkiye'nin incisi, güzel, bereketli toprakları İsmail bizlere göstermiş oldu. Sorumlu müminler olarak, inanan insanlar olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunu konuşuyorduk. Çok özel bir yere geldik. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bir tekrarla hocam kaldığımız yerden devam edelim. Topluma karşı sorumluluklarımız demiştik. İşte evet. Emri bil maruf, nehyanil münker yapmak ve toplumun bütün kesimiyle bir tesanüt, bir dayanışma içerisinde olmak. Bu da bizim topluma karşı görevlerimizden bir tanesi. Yani emri bil maruf, nehyanil münkerle beraber bir Müslüman olarak bizim topluma karşı olan ikinci bir görevimiz daha var. Kur'an-ı Kerim'in bize yüklemiş olduğu veya Rabbimizin bize vermiş olduğu bir görev daha var. Bu da İslam'ı temsil etme sorumluluğumuz var topluma karşı. Yani ben Müslümanım diyorsak toplum bizi bir Müslüman olarak görüp değerlendirmesi lazım. Yani biz özümüzde, sözümüzde, konuşmamızda, her şeyimizle bir mümin olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti İbrahim için yapılan ümmeten ganita, tek başına bir ümmetti vurgusu bundan dolayı. Yani şöyle bir şey yok. Yani işte ya niye yaşamıyorsun? Ne yapalım hocam, işte şeriatla yönetilmiyoruz. Şeriatla yönetilseydik şöyle olurdu falan değil. Bakın, tek başımıza da olsak, yani 7 milyar insanın tamamı mümin olmasa, gayrimüslim olsa, tek mümin, tek Müslüman biz olsak, İslam'ın haram kılmış olduğu her şey bizim için haram. Emretmiş olduğu bütün her şey bizim için geçerli. Ve biz bugün İslam'ı temsil edemediğimizden dolayı müminler, Müslümanlar olarak diğer insanlara, mümin olmayan insanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getiremiyoruz. Bir örnek vereyim. Eylül ayının sonunda TİKA'nın organizasyonuyla Moğolistan'a, Moğolistan Milli Üniversitesi'ne derse gittik. Türkiye'den 4-5 akademisyen hocamızla beraber, ekibin içerisinde ben de vardım. Gittik. Orada İslam felsefesi, kültür ve medeniyetinin temel özellikleri diye oradaki felsefe ve din bilimleri fakültesinde iki sınıfa derse girdim. Dersin sonunda bir kız öğrencimiz Türkçe şu soruyu yöneltti. Dedi ki hocam, dedi, ben bir yıl İstanbul'da kaldım. Türkçeyi doğru da öğrendim. Ben, dedi, İstanbul'da şöyle bir manzara gördüm. İşte Türk kadınların, İstanbul'da yaşayan Müslüman kadınların yarısı açık, yarısı kapalı. Yarısı tesettürlü, yarısı tesettürsüz. Evet. Bu, dedi, yani örtünme kültürel, folklorik bir şey mi? Yoksa, dedi, dinin emri mi? Kutsal kitapta olan bir şey mi? Eğer, dedi, kutsal kitaptaysa, dinin emri ise o örtünmeyenler niye örtünmüyor? Folklorik bir şeyse örtünenler niye hala örtünmeye devam ediyor? Şimdi bakın, yani bir Budist 18-20 yaşlarında ve 19 yaşında bir genç kızımızın, Moğolistanlı bir kızın dikkatini çeken husus bu. Bakın, diyor ki, yani bu kadınların giyimi, Türkiye'deki kadınların giyimi iki parçalı olmasının sebebi ne? Bu dinden kaynaklanan bir şey mi? Kültürel bir şey mi? Bunu, diyor, anlatır mısınız, izah eder misiniz? Yani onun için bizim İslam'ı temsil etme, yani bugün anlatmaktan daha ziyade temsil etme sorumluluğumuz var. Aslında cevap vermekte de zorlanmış olabilirsiniz, değil mi? Yani bugün
nereden harekette nasıl cevap vereceğimize evet. dair de aslında zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum ne yaptınız. Orada cevap verdik ve cevap evet. yani tabii teneffüse taştı cevabımız ve belki bir 15-20 dakika yok üzeri cevap verdik. Cevabın neticesinde o kız çocuğunun gözleri doldu. Dedi ki eğer bu şekilde sizin anlattığınız gibi ise ben Müslüman olabilirim diye de ifadede bulunmuştu. Ne güzel. Hayra vesile oldunuz. İnşallah yani. Şimdi bir de şunu iyi anlamamız lazım. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye öğretmen olarak veya elçi olarak Musab bin Umeyr'i gönderiyor. 21 yaşında bir delikanlı olan, bir genç olan Musab bin Umeyr'i gönderiyor. Şimdi Hazreti Ebubekir Müslüman olmuş, Hazreti Ömer Müslüman olmuş, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunların hepsi Müslüman. Yani daha sonradan halife olacak ve sahabelerin içerisinde böyle deve dişi gibi olan insanların hepsi Müslüman o an için. Niye onlar dururken Allah Resulü 21 yaşında bir genci elçi ve öğretmen olarak Medine'ye gönderiyor? Bunun hikmetini anladığımız zaman bu temsil sorumluluğumuzun topluma karşı temsil sorumluluğumuzun da kodunu, şifresini çözmüş oluyor. Şundan dolayı şimdi Musab gidecek. Medine'de kimler var? Evs ve Hazreç var kabile olarak Hristiyan. Bir de 3 tane Yahudi kabilesi var. Onlara diyecek ki şu inandığınız şeylerden bir vazgeçin. Bırakın onları bir terk edin. Yeni bir din var. Gelin bu dine inanın. Şimdi oradan Evs'in, Hazreç'in birisi çıksa dese ki ey Musab sen bize vazgeç diyorsun, terk et diyorsun iyi güzel de sen neyi terk ettin? İşte Musab da bu sen neyi terk ettin sorusunun cevabı o kadar büyük ve o kadar geniş ki. Mekke'nin en zengin ailesinin tek varisi olmayı reddetmiş, vazgeçmiş ondan. Mekke'nin bütün genç kızlarından, güzel kızlarından vazgeçmiş. Gelecekte Mekke'nin idarecisi olmaktan vazgeçmiş. Mekke'deki o tabiri caizse bütün o servetten, maldan, mülkten vazgeçmiş. Yani onun vazgeçme olarak temsil ettiği o kadar çok şey var ki. İşte Allah Resulü onun için gönderiyor Musa. İşte bugün bizim topluma karşı yani özellikle Müslüman olmayan topluma, insanlığa karşı da sorumluluklarımızdan bir tanesi inandığımızı iddia ettiğimiz, söylediğimiz veya yaşamaya çalıştığımız dini temsil noktasında ortaya koyup koyamamak. Bu da bir sorumluluğumuz. Geçelim üçüncü sorumluluk alanımıza. Üçüncü sorumluluğumuz da kainata karşı sorumluluk. Yani içerisinde yaşamış olduğumuz dünyaya karşı, kainata karşı da insan olarak, birey olarak sorumluluklarımız var. Bir, kainatı yaratılış amacına uygun imar etme ve abad etme sorumluluğumuz var. Bakın, yaratılış amacına uygun, kainatın dengesini bozmayacak biçimde. Bugün biz işte sırf kendi çıkarımızı düşünerek işte binalar yaptığımız, şehirler kurduğumuz, sanayi ürettiğimiz için bakın kainatı, dünyayı yaşanmaz hale getirdik. Ozon tabakasını deldik, denizleri evet. kirlettik, karayı kirlettik vesaire. Şimdi işte diyorlar ki bu salgından sonra artık Hindistan'ın büyük şehirlerinden Everest gözükebiliyor veya Himalayalar gözüküyor. Niye? Çünkü işte kainatla uygun olmayan öyle bir sanayileşme, öyle bir şehirleşme, yapılaşma vardı ki havayı kirlettiğimiz, bozduğumuz için sistemi bozmuştuk. Veya işte kainattaki yani yenilecek şeyler var, yenilmeyecek şeyler var. Bakın kainattaki o dengeyi bozduğumuz için bugün bu salgından muzdaribiz. Bu da dengeyi bozmamızın bir sebebinden dolayı. Yani yarasa yaramasa ne bulduysa yedi Çinliler. Hem insanoğlu kimyasını bozdu hem aynen. dünyanın ekolojik tabii, dengesini bozdu. Ekolojik bozduk. Dengeyi bozduk, tabiatı bozduk, kainatı bozduk. Ve bu bozmalarımız ne yaptı? İşte bizi sorumsuzca davrandığımızdan dolayı bizi farklı bir şekilde cezalandırdı. Evet. Ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz insanoğlunun kendi eliyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat çıktı buyuruyor. Buradaki fesat nedir? Allah-u Teala'nın yeryüzüne koymuş olduğu sünnetullahı bozduk biz. Onun için kainata karşı da neyimiz var? Bizim sorumluluğumuz var. Evet. Öyle gelişi güzel, yani diyelim ki bir katliam yapar şekilde ağaç bile kesemeyiz. Bir katliam yapar şekilde hayvanları öldüremeyiz. Çünkü onların da yaşama hakkı var ve onlar da insan için yaratılmış.
Ha, gelelim. Asıl dedik ya en son asıl sorumluluğumuz, anlam kazandıran Rabbimize karşı olan sorumluluğumuz. Yani iman etme, ibadet etme sorumluluğu. İman ve ibadet sorumluluğu olmadıktan sonra diğer sorumluluklarımızı yerine getirsek bile veya getirdiğimizi iddia etsek bile işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi hep bir yerlerden patlak veriyor veya hep bir yerlerden ters tepiyor. Dolayısıyla bizim asıl sorumluluğumuz, insana anlam kazandıran, hayatı anlamlı hale getiren sorumluluk insanın Allah'a inanma sorumluluğu. İman sorumluluğu ve Allah'a kulluk sorumluluğu. Bunu yapmadığı zaman insanoğlu, Allah'a inanmadığı zaman birinci bölümde siz de ifade etmiştiniz. İnsan aslında kendi kendine pek çok tanrıcıklar, efendicikler oluşturuyor ve onların her birinin ayrı ayrı kölesi olmaya çalışıyor. Tağutlar diyoruz değil mi hocam? Kur'an-ı Kerim tağut diyor. Ufak ufak tanrıcıklar ediniyor Allah'a iman olmadığı zaman ve insan kendisini o edinmiş olduğu işte makam tanrısının, mevki tanrısının, şan, şöhret tanrısının, para tanrısının vesaire. Evet. İşte diyelim ki hatta bu bazen araba, ev işte gibi maddi şeyler de olabiliyor. Ya da ölmüş bir takım şeyler olabiliyor. Onların tanrısı, kulu, kölesi haline getiriyor. Dolayısıyla insanı asıl özgür kılan, insanı birey kılan, insana yaşanılabilir bir hayat veren özgürlük, insanın inanma özgürlüğü sadece ve sadece bir olan Allah'a kul olma, ona iman etme özgürlüğü. Şimdi eğer işte bak Allah'a inanmazsa mesela Uzak Doğu'da Hindistan için milyonlarca tanrıdan bahsediyor. Yok fil başlı tanrı, yok Vişna, yok şu bu vesaire. Ve insanların zihni net değil. İnsanların zihni net olmadığından dolayı insanlar çok rahatlıkla köleleştirilebiliyor. Çok sayıda yerel dinden bahsediliyor aynen. Hindistan'da. Evet, yerel din de var. Evet. Onun ötesinde mesela işte tabiattaki her şeyi tanrılaştırma. Evet. Az önce de ifade ettik ya. Veya batıda işte gücü tanrılaştırma. İşte teknolojiyi tanrılaştırma, işte bir takım insanın kendi bedenini, vücudunu tanrılaştırma gibi bir takım yanlışların içerisine düşüyor. İşte bu noktada bize şu Covid-19 mikrobu, korona salgını şunu hatırlattı. Ey insan, haddini bil, kendini bil. Hani Rabbini bilen kendini bilir, kendini bilen Rabbini bilir diyoruz ya. Bu bize bunu hatırlattı. Bak dedi, sen kendini bir şey zannediyordun. Kendine böyle küçük küçük tanrıcıklar edinmiştin. Hatta bir anlamda kendini firavunlaştırarak tanrı yerine koymuştun. Ama mikroskopla bile zor görülen, bilmem kaç mikron ağırlığındaki bir virüs dünyadaki bütün hayatı durdurdu. Asıl güç sahibinin, asıl kuvvet sahibinin, kudret sahibinin kim olduğunu ortaya koydu. Ve bizim bugüne kadar hep ihmal ettiğimiz, hep görmezden geldiğimiz, hep halının altına süpürdüğümüz sorumluluklarımızı bir anlamda bize hatırlattı. Hem hatırlattı hocam, hem de bundan sonra ne olacak sorularına çok sık muhatap olmaya başladık. Aynen. İzninizle bunu bölmemek adına reklamların sonrasına saklayalım. İnşallah. Korona sonrası dönemle ilgili birazcık konuşalım. Yani burada siz sorumluluklarımızı bizlere anlattınız. Olması gerekenlerin altını çizdik. Ama bir de şu özel duruma şimdi atıfta bulunduğunuz için söylüyorum. Sonrasını düşünelim. Yani hakikaten değiştik mi? Değişmeye gönlümüz var mı? Şimdi bu da çok önemli. İşimize gelen var, işimize gelmeyen var sevgili hocam. O yüzden birazcık da buralar üzerinde durup çok daha böyle çarpıcı başlıklarla seyircilerimize ne olması gerektiğine dair bir takım ipuçları verelim diye düşünüyoruz. Allah razı olsun. Sevgili seyircilerimiz, şimdi de reklam için izin istiyorum. İl uzman vaizi Sayın Mehmet Toker'le sorumluluklarımızı konuşmaya ve bundan sonraki dönemle, yani korona sonrası döneme ilişkinle neler olması gerekiyor, bizler nasıl davranmamız gerekiyor, bunları birazcık açacağız. Bizden ayrılmayın.
İftara doğru devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Artık dakikalar kaldı iftar sevincimize. İyili uzman vaizi Mehmet Toker hocamla birlikteyiz. İnanan insanın sorumluluklarını, olması gereken özellikleri değerlendiriyoruz. Şimdi final bölümümüzde de korona sonrası bizi nasıl bir hayat bekliyor? Bizler bu süreçte hangi dersleri çıkardık? Çıkarmamız gereken dersleri uygulanabilir kılacak mıyız? Biz bu geleceğe dair neler yapmamız gerekiyor, onları konuşacağız. Hocam çok evet. önemli bir yerdeyiz. Aslında bu tüm insanlığın bir imtihanı. Her defasında vurgulamaya çalıştık. Şimdi önümüzdeki günlerde inşallah hani kontrollü bir sosyal hayattan bahsediliyor. Bakanlığın da açıklaması bu yönde. Bu arada özür diliyorum. 44 vefat var bugün sevgili hocam. Onu da hatırlatalım yeri gelmişken. 44 kişi rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Veriler bu düzeyde, sonuçlar bu düzeyde elimize ulaşmaya devam ediyor. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Yoğun bakımda olanlara, entübe vaziyette tedavi görenlere de acil şifalar niyazımızdır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Buyurun hocam. Şimdi dediğiniz gibi şu anda dünya, hani dedik ya insanın kendine karşı sorumluluklarından bir tanesi aklını kullanması ve aklını vahiy ile eğiterek kullanması diye. Şu anda bütün insanlık bu noktada ciddi anlamda bir yüzleşmeyle karşı karşıya. Şimdi mesela bakıyoruz Avrupa'dan şöyle görüntüler yansıyor. İşte devlet başkanları Kur'an-ı Kerim okutturuyorlar. Sokaklarda dua ediliyor. Kilisede veya meclislerde evet. Kur'an-ı Kerim okunuyor, dua ediliyor. İşte en son Papa açıklamasında ben aradan çekiliyorum, siz direkt Allah'la bağlantı kurun falan gibi bir takım beyanatlar oldu. İnsanlar şu anda akıllarını eğitebilecekleri, akıllarını besleyebilecekleri bir nokta, bir kaynak arıyorlar. İşte bu noktada az önce ifade ettiğim, eğer biz temsil, topluma karşı olan temsil sorumluluğumuzu yerine getirebilirsek, ki şu anda da işte Güney Kore'den olsun, Çin'den olsun, Avrupa'dan olsun duyuyoruz. İnsanlar Müslüman olmaya işte birer ikişer üçer beşer başladığını veya insanların aileleri Müslüman olduğunu haberleri yansıyor. Bu bizim önümüze tabiri caizse Allah-u Teala'nın bir hani imkanı, zor zamanlarda yeni bir kapı açması. Bu zor süreçte yeni bir kapı açması olarak değerlendirebiliriz. Yine bir örnek vereyim, az önce ifade ettim. Moğolistan Milli Üniversitesi'ndeki derslerden sonra öğrencilerin bize sorduğu sorular iki ana başlık halinde sordular. Bir, bu kafa kesme görüntüleri Suriye'deki, Irak'taki DAEŞ tarafından evet. yapılan. Çünkü biz Moğolistan Milli Üniversitesi'nde İslam anlattık bir hafta boyunca diyelim. Bir o, ikincisi de kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet. Derslerden sonra akşam değerlendirme toplantısında dersine girdiğim profesör hanım dedi ki hocam dedi özür diliyorum talebelerim adına. Size dedi bu iki soruyu ağırlıklı olarak yönelttiklerinden dolayı ama dedi öğrencilerimi bağışlayın. Çünkü İslam denildiği zaman onlar CNN'de ve BBC'de ne görürlerse onların zihninde oluşan İslam algısı o dedi. Ondan dolayı size bu soruları İslam adına ve bu soruları sormalarını hoş görün ve onlar adına ben bağışlanma istiyorum. Özür diliyorum. Ama hiç haksız değiller evet. hocam. Servis niye? Edilenler bunlar. Aynen. Çünkü niye? Biz hep şunu söylüyoruz ya yıllardan beri. İslami medya, İslam dünyasının güçlü bir medyası diye. Şimdi düşünün Moğolistan gibi bir ülkeye bile CNN, BBC İslam'ı bu şekilde anlatıyorsa o zaman bizim gidip İslam'ın orada sulh dini olmasını, barış dini olmasını gırtlağımız patlayana kadar da anlatsak bir anlamımız evet. bir noktada belki olmayabiliyor. Çünkü insan gördüğüne de biraz kabullenme, inanma yoluna gidiyor. İşte şu anda bu koronadan, şu korona günleri bu algıyı yıktı. Yani İslam terör dinidir, İslam işte kafa kesen, baş kopartan, işte vahşi, barbar bir dindir algısını. Yani o Yahudi medyasının veya işte dünyadaki hakim güç medyanın dünya üzerinde oluşturmaya çalıştığı İslam algısını Müslümanlar korona vesilesiyle yıktı diye düşünüyorum. Niye?
Avrupa'dan şu manzaralar yansıyor. Orada da görev yaptığım için takip ediyorum. Mesela Fransa'da ciddi anlamda bir maske sıkıntısı vardı. Şu anda Fransa'nın Yvelines bölgesinde maskeyi benim görev yapmış olduğum cami derneğimiz üretip oradaki sağlık çalışanlarına, polise, itfaiyeye ulaştırıyorlar. İşte şu anda oradaki Müslümanlar, Avrupa'daki gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız işte yardım kolileri vesaire yapıp o kendi devletlerinin kapısını bile açmadığı yaşlıların evine şey götürüyorlar. Yardım kolisi götürüyorlar. Yiyecek içecek götürüyorlar. Ve bir anda ne oldu? Ya bakın biz Müslümanları yıllardır yanlış tanımışız. Bize Müslümanlar yıllardır yanlış tanıtılmış. Müslümanlar paylaşımcı, dayanışmacı, Müslümanlar toplumun diğer insanlarının dertleriyle ilgilenen, problemleriyle ilgilenen, onu çözebilmek için çözüm üretmeye çalışan insanlar imajı oluştu. Aman bu imajı yıkmayalım. Ve bu imajın üzerinden biz... Hayırda şer, şerde hayır vardır. Aynen. Evet. Korona sonrasını planlayabilirsek, yani inşallah ben şuna inanıyorum. Bizim bu şer gibi gördüğümüz ve dünyaya, bir dur arkadaş sen nereye gidiyorsun ya? Bak bir virüse bile yenildin dedirten bu durum insanların yeni bir arayışına vesile olacak. Ve bu yeni arayışta eğer biz doğru bir temsil, güzel bir temsil yapabilirsek de inşallah bu yöneliş, bu arayış İslam'a doğru yönlenecek diye düşünüyorum. O yüzden normal, yeni normal olacak diyoruz değil mi hocam? O yeni normalin içini doldurmak da bize düşüyor. Tabii. Ama şu da çok önemli sevgili hocam. Başta işaret etmeye çalıştık ki hani nankördür insanoğlu. Çabuk unutuyoruz, çabuk sıyrılıyoruz o süreçten, o dönemden, o pozisyondan, haliyeti, ruhiyeden. Şimdiden tedbirimizi almak gerekiyor galiba. Çünkü yarın ne olacağına dair bir fikrimiz yok. Şimdi bu şey için de söylenir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ad kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin işte çeşitli kavimlerin helakından bahsediyor sürekli. Veya bazı emirleri sürekli tekrar ediyor. Ya o da, yüzden değil mi hocam? Evet. Şundan dolayı hani bir şey vardır. Ders yerleşene kadar pekiştirilmeye devam eder. Aynen, aynen. Yani tekrar ders kavranana kadar, ders alınana kadar devam eder. Şimdi eğer Allah muhafaza biz bu koronadan, bu Covid-19'dan gerekli dersi alır, gerekli ibreti çıkaramaz isek, gerekli dersi alamaz isek, Allah muhafaza Allah daha büyüğüyle bizi tekrar yeniden sınar. Allah muhafaza. Yeniden tekrar bizi yeni bir imtihana daha tabi tutabilir. Onun için bizim burada insanımızın, izleyicilerimizin yani topyekün İslam dünyasının bunun farkında olması lazım. Arkadaş Kur'an-ı Kerim'deki yani tekrarlar, yani Allah niye sadece tek bir haşa yani Allah yapmış olduğu helaklarla övünüyor mu da onun için sürekli şu kavmi, bu kavmi, bu kavmi helak ettik değil. Bakın diyor ki ey insanlar bir sonraki gelen kavim, kuşak bir öncekinden ibret almadı. Onları da helak ettik. Bir sonraki ibret almadı, onları da helak ettik. Niye? Ders çünkü öğrenilene kadar devam edecek. Eğer bugün biz bundan ibret almayıp da insanlık, eğer bunu çabucak unutma yoluna, çabucak inkar etme, sanki bugünler hiç yaşanmamış gibi, işte Allah eski muhafaza, evet. Sorumsuz, böyle tamamen seküler, tamamen dünyevileşmiş bir anlayışla devam edecek olursak Allah muhafaza, ders öğrenilene kadar, pekiştirilene kadar tekrar edebilir. Onun için biz şunu değerlendirmemiz, şöyle düşünerek hareket etmemiz lazım. Bu doğal veya suni, insan elinin müdahalesi var veya değil. Böyle bir sıkıntı, böyle bir imtihan, bela dünya insanlığının başına geldi. Müslümanlar da bundan etkilendi. Biz Müslümanca bir okuma bu durumdan, Müslümanca bir okuma yaparak bundan nasıl bir sonuca varabiliriz? İşte bugün anlatmaya çalıştığımız sorumluluk dediğimiz, yani kendimize karşı sorumluluğumuz. Yani düşünün, bize Batı medeniyeti, değil mi? Hep şimdiye kadar böyle şişirildi, balon gibi gösterildi. Ya
affedersiniz, tuvaletten sonra ellerini yıkamayan bir medeniyet oldu veya bir toplum oldu, ortaya çıktı. İşte Uzak Doğu medeniyeti, Çin medeniyeti bugün, değil mi, dünyanın en köklü, tarihi bilinen medeniyetlerinden birisi olarak sunuldu. İşte adamlar hareket eden, masa haricinde dört bacağı olan her şeyi yedikleri için dünyanın başına böyle bir bela getirdiler. Evet. Bakın, beslenme alışkanlıklarının bile ne kadar yanlış olduğu vesaire ortaya çıktı. Ve ister istemez doğudan batıya dünya üzerindeki bütün insanlar şunu ifade etmeye başladılar. Hatta mesela Avrupa'da, Amerika'da billboardlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde salgın olduğu zaman oraya gitmeyin, bulunduğunuz yerde salgın olursa oradan çıkmayın hadislerini astı insanlar. İşte Müslümanlar olarak bu Müslümanca okumayı yapabilip, ya biz bundan sonra hangi sorumluluğumuzu yerine getirirsek insanların İslam'a bakışını, İslam'a ülfet etmesini temin edebiliriz, bunun yollarını araştırırız. Yani hocam, deyim yerindeyse takke düştü, kel göründü. Yani biz artık bundan sonra atacağımız adımlar da vay görmediydik, vay duymadıydık, vay efendim konuşmadıydık pozisyonunda değiliz. Çok özel bir durum yaşadık, çok özel bir imtihan yaşadık ve bu imtihanı da en az hasarlı atlatabilmenin de çaresini arıyoruz. Bu bize bağlı, bu hepimize bağlı. Bu yükün altındayız ve bu yükü kaldırabilme gücünü de Rabbim bizlere bahşetti. Yeter ki o anlayışı, idraki gösterelim. Doğru mu hocam? Doğru. Özetleyecek olursak, özür diliyorum. Dakikalar kaldı hocam. Birazdan bir sizlerden inşallah dua da alalım ve dua ile sözü merkeze bırakalım ve İnşallah. İftar sevincini hep birlikte yaşayalım. Süremize ben bir bakayım tekrar. 3 dakikamız varmış sevgili hocam. 24. günü geride bırakmak üzereyiz. Allah'ın izniyle salı akşam, salı gece, Kadir gecesini idrak edeceğiz, anacağız. Ve hep beraber yeniden toparlanmayı, yeniden gözden geçirmeyi birbirimize tavsiye edeceğiz. Allah attığımız adımları hayra vesile kılsın. Her zaman bu süreçte ve bu dönemde bunları hep her zaman dua ettik, dilimizden eksik etmedik. Allah birbirimizi tamamlamayı nasip etsin inşallah. Ben bu kadarla yetineyim sevgili hocam. Evet. Sizin son sözlerinizi alalım ve duamıza geçelim. Rabbim bizleri hani bu musibetten bir ders çıkarabilmeyi, bir ibret çıkarabilmeyi ve Kur'an-ı Kerim'in bize anlatmış olduğu, bizden istemiş olduğu hayatı yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi, toplum olarak bu hayatı topyekün ortaya çıkarabilmeyi nasip etsin diyorum. Rabbim sorumluluklarımızın farkında varmayı, farkına erdirmeyi de bizlere nasip eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayında, şu mübarek Ramazan ayının son 10 gününde Kadir gecesinin gölgesinin üzerimize düşmüş olduğu şu dönemde ellerimizi açtık. Senden af diliyoruz, bağışlanma diliyoruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizlerin, izleyicilerimizin tutmuş olduğu oruçları, kılmış olduğu namazları, okumuş olduğu hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi, insanlık, milletimizi, İslam alemini, insanlığı şu düşmüş olduğumuz durumdan, bu salgından, bu hastalıktan bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen şafisin, şifa sendendir, şifayı veren sensin. Bizlere en kısa zamanda tüm insanlığa şifa nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizleri senin yolundan, Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşayan, yaşatan kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizleri Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Bizleri Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklandır. Bizleri sadece ve sadece sana iman eden, sana ibadet eden, sana itaat eden kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri evlatlarımızla, nesillerimizle imtihan eyleme. Evlatlarımızı, nesillerimizle Allah'a kul olan, peygambere ümmet olan, Kur'an'a hadim olan, İslam üzere gaim olan, ibadetlerinde daim olan, Ramazanlarda saim olan kullarından eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.